Efendim iyi akşamlar. Mehmetçiğimiz Afrin'de her zamanki gibi kendisinden beklenen gibi daha doğrusu destan yazmaya devam ediyor. Başarılı bir harekat sürüyor. Elbette şehit cenazeleri geliyor ama operasyonun büyüklüğü, harekatın genişliği ve arazinin coğrafi özellikleri, stratejik ortamı göz önüne alınırsa çok başarılı bir operasyon olduğunu hem karadan hem havadan söylemek mümkün. Bir yandan da siyaset normal akışında devam ediyor. Biz bu akşam hem Afrin'deki gelişmeleri, dünyanın bakışını, Türkiye'nin ne anlatmak istediğini, bir yandan da siyasetin sorun çözen, topluma ulaşan yönünü konuşmaya çalışacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Emine Yavuz Özgeç. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İsterseniz daha güncel bir konu, Afrin'de devam etmekte olan Zeytin Dalı Harekatı. Türkiye için çok önemli diyoruz. Evet. Ülkemizin güvenliği için, bekası için önemli diyoruz. Bunu dışarı anlatırken neyi öne çıkarıyoruz? Yani şöyle söyleyeyim, Zeytin Dalı Harekatı Türkiye için neden bu kadar önemli? Evet. Şimdi ben de öncelikle Zeytin Dalı Harekatı'ndaki şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bugün de buraya gelmeden önce, gerçi Muş'ta defnedildi şehidimiz Fırat'ın, yakınları vardı Yıldırım ilçemizde, onlara bir ziyarete gittim. Orada anneannesinin, yakınlarının söylediği bir söz vardı, dedi ki, evet çok acı, çok acı ama dedi, bir onur, bir şeref, biz biliyoruz ki dedi ülkemiz bizim için, bizim güvenliğimiz için orada. Bu bilincin tüm milletimizde var olması öncelikle çok güzel. Oradaki konu şu, biz kendi ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, aynı zamanda oradaki terör örgütleri, PYD, PKK, YPG, DAEŞ, tüm terör örgütlerinin hem bizim ülkemize tehdit oluşturması hem de aslında bulundukları bölgede, Suriye'deki de orada yaşayan Araplar, Türkmenler, Kürt kardeşlerimiz için de adeta bir zulüm ve baskı aracı haline gelmesi ve bizim ülkemize yönelik yaptıkları terör eylemleri sebebiyle bizim Türkiye'nin burada yaptığı terörle, terör örgütleriyle mücadeledir. Yani onu isterseniz tam açalım. Yani daha doğrusu altını çizelim. Evet. Şimdi deniyor ki bir kısım, efendim bizim ne işimiz var Suriye'de? Evet. Yani Suriye'de bizim ne işimiz varın ötesinde bir durum var burada. Elbette ki öyle. Bizim Suriye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Bizim orada var olmamızın nedeni buradaki yuvalanmış terör örgütlerinin, bizim sınırımızda yuvalanmış terör örgütlerinin bizim ülkemize yönelik terör faaliyetlerinde bulunması ve hatta oradaki insanlara yönelik terör faaliyetlerinde bulunmasıdır. Yani burada tüm dünyanın birleştiği bir konu var. Terörle mücadele, teröristlerle mücadele. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daha önce aldığı kararlar var. 2005'te, 2014 yılında terörle mücadele edilmesi gerektiğine dair. Yine Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi var. Onda diyor ki, her ülke kendi güvenliğini, kendi halkının güvenliğini sağlama hakkına, yani meşru müdafaa hakkına sahiptir. Biz bütün bunları yaparken hem diplomatik ilişkileri devam ettiriyoruz, hem tüm ülkeleri bilgilendiriyoruz, hem de oradaki teröristlerle, terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Bu tüm dünyanın yapması gereken bir şey. Çünkü terör ve terör örgütleri bir kişiye, bir ülkeye, sadece bir ülkeye zarar veren yapılanmalar değildir. Bugün belki bazı ülkeler bir terör örgütüyle diğer terör örgütünü def etmeye çalışabilir. Ama onun eline verdiğiniz silahlar yarın öbür gün o silahları verenlere de dönebilir. Yani terör örgütleriyle başka bir terör örgütünü yok edemezsiniz. Bizim yaptığımız Türkiye kendi bağımsızlık, kendi güvenlik haklarını kullanarak ve oradaki teröristlerle mücadele ediyor. Yaptığımız budur. Teröristlerle mücadeledir, terör örgütleriyle mücadeledir ve bunu biz kendi ülkemizin güvenliği için yapıyoruz. Kendi vatandaşımızın güvenliği için yapıyoruz ama daha geniş düzeyde oradaki insanlar için de yapıyoruz. Aslında bizim Türkiye'nin geçmişten gelen, medeniyetten gelen o köklü yapısıyla da her zaman ihya edici bir tavrı olmuştur. Mazlum ve mağdur ülkelerin her zaman yanında olmuştur. Hatta bugün bizim yaptığımız Afrin Harekatı'nda Afrikalı çocukların dua ediyor olması, Balkanlardaki insanların destek veriyor olması, yani dünyanın dört bir yanında mazlum ve mağdur milletlerin gözünün adeta Türkiye'de olması bizim o köklü medeniyetimizden gelen ihya bilincimizin bir yansıması.
Oysa ki başka medeniyetlerin adeta bir imha örnekleri var tarihte. Bir yandan da bakarsak, elbette savaş kimsenin istediği, tercih ettiği bir şey değil. Şaka değil, oyun değil çünkü. Ama Afrin'deki olayı da savaş karşıtlığı gibi görmemek gerekiyor. Söylediklerinizden benim çıkardığım bu. Evet, buradan hemen şuna da söylemek istiyorum. Şimdi bir takım sözde aydınların yayınladığı bildiriler var. İşte derhal savaşı durdurun. Şunu yapın, bunu yapın. Adeta bana göre kendine yabancılaşmış, hatta kendi milletine, kendi ülkesine yabancılaşmış bir tavırla ele alınmış bir metin. Çünkü şunu demelerini beklerdik. Terör örgütleri, teröristler bu kadar bizim halkımıza karşı faaliyetler yaparken, hatta bu terör örgütleri insan hakları raporları var. 12 yaşında, 15 yaşındaki çocukları zorla kaçırdıkları, dağa kaçırdıkları, ellerine zorla silah verdikleri. Bugün kadın hakkı savunucuları var. Kadınların, kız çocuklarının dağa kaçırıldığı. Böyle örgütlere karşı bir bildiri yayınlamaları, hatta bu örgütlere arasına mesafe koyamayanlara, adeta bu örgütlere destek olan yapılanmalara karşı bir bildiri yayınlamaları gerekirken, adeta milletin yek vücut olduğu, milletin arkasında destek verdiği, güvenle arkasında durduğu, Mehmetçiklerimizin orada özveriyle, gayretle çalıştığı bir ortamda onların motivasyonunu, moralini bozacak böyle bir şeye imza atılması, en hafif deyimle bence kendine yabancılaşma, millete yabancılaşmadır. Dolayısıyla buradaki elbette ki savaş iyi bir şey değil. Kimse bir savaş olsun istemez. Ama burada eğer insanları öldüren, zulmeden, katleden birileri varsa onlara da mücadele etmek gerekir. Bu işin doğası gereğidir yani. Peki biz bu tezlerimizi dünyaya anlatabiliyor muyuz? Çünkü bugüne kadar dünya bizi pek dinlemek istemedi. Evet. Ya da anlamak istemedi. Ben bazen çifte standardın uygulandığını düşünüyorum burada. Biz anlatıyoruz, oldukça açığız bu konuda, şeffafız. Şunları şunları yapmazsanız, Cumhurbaşkanımız ne dedi? Bir gece ansızın gidebiliriz dedi. Durduk, hatta Bursa'daki mitingde de söyledi. Durduk, ansızın vurduk. Yani biz dedik ki orada teröristler olmasın. Orada terör örgütlerinin yuvalanmasına izin veremeyiz. Bunu tüm dünyaya söyledik. Eğer bu olmazsa biz orada oluruz dedik. Eğer oradaki terör örgütlerine silahlar giderse ve bir gün o silahların bize karşı kullanılma ihtimali de mevcutsa ve biz bu diplomatik ilişkilerde de bulunarak nasıl bir harekette bulunacağımızı çok açık ve şeffaf bir biçimde söyledik. Dolayısıyla ben bunu çok net anlattığımıza inanıyorum. Ama anlamak istememelerini de doğal buluyorum. Yani çünkü yani bakıyoruz dünyada Arakan'a gidiyoruz, işte Bangladeş'e gidiyoruz, Myanmar'a gidiyoruz. Dünyada Birleşmiş Milletler'in sessiz kaldığı bir insanlık dramı var. Belki bu yüzden bizim Cumhurbaşkanımız sık sık dünya beşten büyüktür diye söylüyor. Yani Birleşmiş Milletler'in görevi bu olması gerekirken, tüm dünyadaki insan odaklı bir yaklaşımının olması gerekirken ama maalesef dünyadaki zulme sessiz kalan bir yapı var. Geçmişe dönüp baktığımızda da yine belki Balkanlardan örnek vereceğim. Srebrenica katliamında Birleşmiş Milletler'in askerleri orada olmasına rağmen yapılan bir katliam var. Yani dolayısıyla bize insan hakları dersi vermeye hakları yok. Öncelikle yok bunu orada diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var galiba. İslam ülkeleri olarak bize en yakın gördüğümüz ülkelerle yalnızca İsrail'in Filistin kararına ya da Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme kararına karşı bir araya gelebildik. Hiçbir araya gelemedik. Arakan'da da yoklardı. Srebrenica'da da yoklardı. Şimdi bu olayda da bazen şer gibi görünen şeylerde hayır vardır diye yaklaşıyoruz. Bu olayların da Kudüs'ün de bu tür olayların da şer olaylar tabii bunlar. Bir araya getirmeye de vesile olacağını düşünüyoruz. Bu açıdan da Türkiye'nin güçlü olmasının da çok büyük bir önemi var bu birleştirici unsurların bir araya gelmesinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın o lider vasfının ve güçlü duruşunun da çok önemi var. Tabii yine bir konuya daha değineceğim Afrin'le ilgili. Sivillerle ilgili bir takım
algı operasyonları Ben de onu oluşturulmaya soracaktım. Az çalışılıyor. önce de insan hakları vurgusu yaptınız. Evet. Burada yine şunu söylüyorum, kesinlikle sivillere yönelik, bırakın sivillere, tarihi eserlere, mesken olunan yerlere, yapılara ilişkin kesinlikle bir harekat yoktuk. Böyle bir algı oluşturma çabası vardır. Maalesef sosyal medya bazen sorumsuz medya haline geliyor. Başka bir yerde çekilmiş bir fotoğraf oraya konulup işte sivil katlediliyor gibi fotoğraflar Bilinçli oluşabiliyor. yapıyorlar galiba bunları da. Bilinçli yapıyorlar. Kara Özellikle bu propaganda. algı operasyonunu oluşturmak için. Ama bu Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ da açıkladı. Bununla ilgili de açıklamaları da peyderpey yapıyoruz. Onların belgelerini de sunacağız inşallah o yalan haberlerini. Hemen onun cevabı veriliyor. O güzel bir Evet, olay hemen oldu. veriliyor. Çünkü gerçekten de yalan üzerine kurulu. Yalan baki olmaz. Gerçek bakidir. Şimdi insan haklarını konuşurken benim açılışta vurgulamaya çalıştığım bir tanımlama oldu. Daha doğrusu yeni bir unvanınız var. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Başkan Yardımcısı. İnsan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısının başkan Evet, yardımcısı evet, evet, pozisyondasınız. evet. Biraz bu görevinizden Evet. bahsedelim. Evet. Nedir oradaki üstlendiğiniz misyon? Evet. Şimdi genel merkezde genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli yardımcıları var. Halkla ilişkiler, sosyal ilişkiler, AG, insan hakları da bu birimlerden bir tanesi. İnsan Hakları Başkanlığı'nın da görevi insan odaklı politika üretilmesi ve bu konuda eğer varsa ihlaller, mağduriyetler bunun giderilmesi için, özgürlüklerin artırılması için çalışmalar yapılması yönünde. Tabii yeni kurulmuş bir birim. Tabii şunu da söylemem lazım ki AK Parti iktidarı öncesi ülkemizdeki vesayet odaklarıyla mücadele, özgürlüklerin yaşanamıyor olması, her alanda baskı, ekonomik yoksunluklar ve AK Parti iktidarıyla beraber, hükümetimizin politikalarıyla beraber özgürlüklerin genişletilmesi ve insan hak ihlallerinin giderilmesi. Bu tabii insan hakları çok geniş bir kavram. Yaşama hakkı, seyahat etme hakkı, çalışma hakkı, ailenin korunması, gençliğin korunması, anayasada oldukça geniş düzenlenmiş bir haklar manzumesi. Dolayısıyla aslında çevrenin korunması, belki bugünlerde gündemde hayvan hakları, yani Hepsi iç içe bütün geçmiş konular. yaratılmışların haklarını içeren bir birim. Bizim yaptığımız çalışmalar da hem bununla ilgili gündemi takip etmek, tabii bu biliyorsunuz bir 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşadık. Bu en önemli yaşam hakkına karşı da yapılmış bir darbe girişimiydi FETÖ'nün. Çok şükür milletimizin ferasetiyle, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bunu önledik ama devam eden FETÖ davaları var. Biz insan hakları birimi olarak da bu davaların ayrıca takipçisi oluyoruz. Bunun dışında da 28 Şubat yaşadık. 28 Şubat'ın dinmeyen, bitmeyen etkileri de var maalesef. Onlarla ilgili de iyileştirme çabalarımız devam ediyor. Şimdi aslında insan hakları konusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belki en çok eleştiri aldığı konulardan biri. Yani bir mayın tarlasına benziyor. Bunu giderebilecek misiniz yaptığınız çalışmalarla? Ben buradaki eleştirilerin çok haklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bizim yani iktidara geldiğimiz günden beri politikamız insan odaklı. Yani devlet millet için, millet devlet için kavramı vardır. Biz burada millet devlet için değil, devlet millet içindir kavramını hayata geçirdik ve aslında AK Parti ile hayata geçirdiğimiz en önemli kavram da devlet millet kaynaşmasını sağlamak. Yani o ulaşılmaz, yüzü soğuk, hiçbir zaman vatandaşın ulaşamadığı, vatandaşın taleplerini dile getiremediği bir devlet değil. Her daim milletvekilinden tutun yöneticilerine ulaşabildiği, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde insanların bir araya gelip kendi görüşlerini beyan edebildiği, birbirleriyle kaynaşabildiği bir sistemi hayata geçirdik. Aslında bugün eğer Afrin bir yandan operasyon oluyor, diğer yandan böyle hayat devam ediyorsa bunun en önemli sebebi de o milletin desteğinin ve güvenin olmasıdır. Bu güven ve destek olmasa bugün bırakın böyle bir operasyon yapmayı, operasyon sözü geçse, yani daha önce biliyorsunuz bir anayasa kitapçığı atıldı, ekonomik hayat durdu yani. Ve kaç yıl geri gittik? Kaç yıl geri gitti. Bugün hayat durmuyorsa eğer insanların kendini güvende hissetmeleri ve yöneticilerine güvenmeleridir. Güven unsuru bir ülkede çok önemlidir. Bu güven unsurunu hissedebilmek için de
bütün hizmetlerin insan odaklı yapılıyor olması önemlidir ve kişilerin buna güvenmesi ve buna inanması da önemlidir. Ben bu açıdan doğru adımlar attığımızı düşünüyorum. Belki olağanüstü hal uygulamasıyla ilgili eleştiriler olabilir ama bu bütün Avrupa ülkelerinde bir darbe sonrası uygulanabilen tedbirler, uygulanabilen kurallar ve bunlar halka yönelik değil, halka yönelik yapılmış değil. Darbenin getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için bununla ilgili bir süreç var mı? Bununla ilgili bir süreç var mı? Yani darbe ortamını sonlandırmakla ilgili bir süreç. Evet. Yani şimdi tabii kanun hükmündeki kararnameler çıkartıyoruz. Gerekli olduğu yeni bir karar aldık, uzattık. Dediğim gibi bu gerekli olduğu hissedildiği sürece devam edecektir. Çünkü bu 40 yıllık bir yapılanma. Öyle kolay değil, bir ciddi bir şey atlattık. 15 Temmuz'u başka bir ülke belki atlatmış olsaydı çok daha farklı şeyler yaşayabilirdi. Biz 15 Temmuz'un ertesi günü neredeyse normal hayata devam ettik ki şehitlerimiz, gazilerimiz var. Ciddi bir insanlar canı pahasına bunu ödediler, canlarını feda ettiler. Ve bu ortamda bizim bu tedbirleri almamız kadar doğal bir şey olamaz. Şimdi insan hakları karnesi Türkiye'nin çok başarılı değil. İşte az önce söylemeye çalıştığım gibi Adalet ve Kalkınma Partisi de gözaltılar, tutuklamalar gibi nedenlerle çok eleştiri aldığı alanlardan biri. Ama şimdi siz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezinde, yani mutfakta proje üreten bir kadronun içine girdiniz. Hatta orada sorumluluk üstlendiniz. Nasıl bir inşa düşünüyorsunuz? Evet. İnsan hakları karnesi başarılı değil dediniz ya. Karneyi verenler insan hakları konusunda başarılı değil. Öncelikle. Verenden kaynaklı. Karneyi verenler bu konuda başarılı değil. Biz bütün görüşleri... Ben geçmişten gelenleri söyledim tabii. Yani dönemsel bir değerlendirme yapmadım. Yani bazen o karneyi verenler de çok başarılı değil. Belki insan hakları beyannamesini yazdılar ama bizim daha önceden bir veda hutbemiz var. Bizim medeniyetimizde zaten insana, yani bütün yaratılmışlara duyarlı olmak vardır. Bu sadece insanla da sınırlı değil. Çevreye, hayvan, insan hepsini kapsayan bir duyarlılık var. Tabii biz birim olarak, insan hakları birimi olarak... Önce kendi değerlerimize sahip çıkmalıyız. Tabii. Önce bizim var olan değerlerimiz. Yani biz kendi kriterlerimizi kendimiz oluşturabiliriz. Bunun için farklı bir yerden kriterler almamıza gerek yok. Bizim kendi medeniyetimize var olan kriterleri hayata geçirmemiz ve bunu içselleştirmemiz çok önemli. Bu noktada biz belki bir tüm sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla, onlarla da iletişimlerimiz devam ediyor. Kendimize ait, kendimize özgü politikalar üretme, kendi değerlerimizle bunu oluşturma ve hayata geçirme çabası içerisindeyiz. Bu bir yeni dönemin startı mıdır ya da yeni dönemin şablonu mudur? Şimdiye kadar yapılan çalışmalar var ama biliyorsunuz bir görevi başka bir başkan aldığında o da üzerine bir şey koymak ister, bir katkı koymak ister. Bu devam eden bir sürecin artarak devam etmesi diyelim. Yeni bir şey değil. Zaten var olan bir sürecin üzerine katkı koyma çabası. Bir yandan da sizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevleriniz var. Adalet Komisyonu'nun çalışmalarına katılıyorsunuz. Komisyon evet. Üyesi olarak hukukçu kimliğinizde orada katkı sağlıyorsunuz. Ben notlarımı aldım. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, evet. Kısa adı KEFEK, bünyesinde kurulan, notları alma sebebim bu. Evet, çünkü ezbere, çünkü. Ezbere söyleyemiyorum. Kırsal alanda kadının güçlendirilmesi ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi alt komisyonu başkanısınız. Evet. Şunu belirteyim. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuz bizim kanunla kurulmuş. 2009 yılında kanunla kurulmuş bir komisyon. Bunu özellikle niye söylüyorum? Diğer meclis komisyonlarından farklı. Onlar tüzükte belirtiliyor. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kanunla kurulmuş. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası projeler yapabilen bir komisyon. Geniş bir alanı geniş var. Bir alanı var. Yani bize kadın ve erkek fırsat eşitliğini ilgilendiren kanunlar bize havale edilebiliyor. Biz onların kanunların üzerinde görüş bildirebiliyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi proje üretebilen bir komisyon olduğu için alt komisyonlar kurup belirli konuları inceleyip rapor haline getirerek ilgili bakanlıklara sunarak o konuda yasa çıkmasını dahi sağlayan bir komisyon. Geçtiğimiz dönemlerde
6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili kanunun çıkmasında şiddetle ilgili alt komisyonun çok önemli katkıları olmuştur. Şimdi benim başkanlığı Siz yaptığım, tarımsal alanda evet, benim şu an başkanlığı yaptığım komisyon kırsalda, ben de bakarak bakıyorum. Çok uzun, 3 satır Evet. tutuyor hakikaten, onu ezberlemek kolay Kırsalda değil. kadının güçlendirilmesi ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi. Aslında neden böyle diyoruz? Eski hanım ağalar dediğimiz sistemin canlandırılması mıdır Öyle kısaca bu? değil aslında. Şimdi biliyorsunuz ülkemizin nüfusun 1/3'ü tarımsal, kırsal alanda yaşıyor. Ve yaşayan bu 1/3'ünün de kırsal alanda bizzat fiilen çalışanların neredeyse %50'si, hatta %50'den fazlası kadınlar. Yani köylerdeki kadın çiftçilerimiz fiilen işi yapan insanlar. Bizim de buradaki amacımız şuydu, bu komisyonu kurarken kırsalda yaşayan kadınların güçlerinin ortaya çıkartılması. Eğitim, sağlık, girişimcilik, pazarlama, kamu hizmetlerine ulaşım, tüm bu alanlarda var olan güçlerini nasıl daha etkin hale getiririz ve bu alanda yapılan çalışmalar neler? Bunları tespit edelim. Eksiklikler neler? Bunları tespit edelim. Aynı zamanda tüm kurumları dinleyelim, çözüm önerilerini alalım ve biz bir rapor hazırlayalım. Kırsaldaki kadını, ekonomiye zaten katkıları var. Bunu nasıl güçlendiririz? Daha aktif hale getiririz. Hatta kırsaldaki Amacımız bu. kadının yükü biraz daha fazla galiba. Daha ağır. Tarlaya gidiyor Evet, çünkü. tarlaya gidiyor. Bedensel çalışıyor, ailesine bakıyor. Ve bu biraz da kayıt dışı da kalıyor. Yani Görünmüyor. görünür Görünmüyor. bir çalışması da yok. Ama biz şunu gördük. Komisyona biz tüm bakanlıkları çağırdık. Dedik ki kırsaldaki kadınla ilgili neler yapıyorsunuz? Ve gerçekten ben birçok çalışmaya gerçekten o kırsal kadın komisyonunda vakıf oldum. Bilmediğim çalışmalar olduğunu fark ettim. Bu aslında şunu da getirdi. Eğer ben bir milletvekili olarak bakanlığın kırsaldaki çalışmalarının bir kısmından komisyon vasıtasıyla haberdar oluyorsam, kırsaldaki kadının bu çalışmalardan haberdar olması demek ki daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Öncelikle bir var olan desteklerden haberdar etme gibi bir yükümlülüğümüz var. Mesela Tarım Bakanlığı yaptığı çok güzel bir proje. İşkur'la ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte bir protokol imzalıyor. Kadın çiftçileri bulundukları yerlerde eğitimler veriyor. Onları bir araya getiriyor ve bu sadece çiftçilik eğitimleri değil. Kadın hakları, iletişim, çocuk bakımı, sağlık, bunları da içeren ama çiftçiliği de içeren ve proje yazmalarını da öğreten bir kadın çiftçi eğitimleri. Bunun çok güzel geri dönüşleri alınmış. Yani daha önce pilot illerde başlatılıyor. Şu an 81 ilde de yaygınlaştırılmış durumda. Mesela bizim komisyonumuzun çıkardığı sonuçlardan biri bu çiftçi eğitimlerinin daha fazla zamana yayılıp devam etmesi. Yine Tarım Bakanlığı bu konuda her yıl yaptığı 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde çiftçi kadınlara ödül törenleri var. Bu da şunu getiriyor, bu da çok güzel bir çalışma. Rol modeller, yani bu konuyu başarmış kooperatifler, bu konuyu başarmış kadın çiftçiler, orada ödül aldıkları zaman başka kadınlara da örnek teşkil ediyor. Bu rol model çalışması da çok önemli. Mesela biz o kadın ödül alan kadınları çağırdık komisyona. Batman'dan bir bayan var. Onun ifadeleri çok ilginçti. Lale Hanım çıtır çilek projesi yapmışlar. Çok ilginç bir proje. Diyor ki biz diyor normalde Batman'ın Sason ilçesinde ve başka ilçelerden gelen kadınlar belki hayatta hiç bizim 75 kadının bir araya gelmesi mümkün değildi diyor. Bu eğitim projesi sayesinde biz 75 kadın bir araya geldik, sosyalleştik. Evden çıkarken ben toplantıya gidiyorum diye çıktık. Güven geldi. Bir güven geldi, orada gönül bağı kurduk ve biz bu projeyle Sason'da hayat değişti diyor. Batman'da hayat değişti ve Zaten o üretimi yapıyorlar, değil mi? yapıyor ama bir farklı bir proje Farklı bir üretmişler. projeyle. Ve diyor bizim köyden insanlar giderken geri gelmeye başladılar köye. Okuma yazma artmaya başladı. Yani bir proje, bir çiftçi eğitim projesi, bir başarı hikayesi neredeyse bütün bir ilçenin kaderini değiştirebiliyor. Mesela ben Bursa'dan da bir örnek vermek istiyorum. Seyitabat Köyü Yardımlaşma Derneği, Köyü Kadınları Derneği 2002'de Türkiye'de kurulmuş ilk köy kadın derneği. Ve bu kadınlarımız 9 üyeyle kurmuşken bu derneği şimdi 113 üye ve orada iki katlı bir kahvaltı salonunu işletiyor. Kooperatif olarak felaket çalışıyorlar hem de. Şimdi ne yaptılar? Bu öyle bir köy kadın derneği, 65 köy kadın derneği kurulmasına sebep oldu Bursa'da. Federasyonlaştı. Ve 22 köy kadın derneği bir araya gelip federasyonlaştı ve çok önemli olan da
Bereketlim diye bir markayla ürünlerini tescillediler ve satmaya başlıyorlar. Yani bizim yaptığımız tespitlerde en önemli şey bir de pazarlama aşaması. Evet, kadınlar bir araya geliyor, bir çalışma yapıyor. Onun pazarlanması da çok önemli. Markalaşması, pazarlanması çok önemli. Burada da çok güzel bir örnek. Yine geçtiğimiz günlerde Kayseri'de bir saha çalışması yaptık. Orada kadınlar kooperatif kurup organik ürünler üretmeye başlamışlar. Tabii şunu gördük. En önemli yaptığımız tespit şu. Yerel yönetimler, üniversiteler, kamu, sivil toplum kuruluşları işbirliği olursa İş yürür. gerçekten başarılı hikayeler Şimdi oluyor. pazartesi günü komisyonunuzun Bursa'da bir Evet. toplantısı var. Onu soracağım size ama bölmeyeyim sözünüzü. Kısa bir reklam arası verelim. Tamam. Reklamların dönüşünde o Kayseri'de yaptığınız saha çalışmasının belki daha geniş kapsamlısını Bursa'da kırsaldaki kadın iş gücüyle meclisteki kadın erkek eşitliği komisyonunun alt komisyonu neler konuşacak, neler yapacak Bursa'da? Reklamdan hemen dönüşünde konuşacağız. Değerli izleyiciler, Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili, aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi İnsan Hakları Komisyonu İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Sayın Emine Yavuz Gözgeç'te bu akşam birlikteyiz. Hem gündemdeki konuları hem de özellikle son bölümde kırsaldaki kadın girişimcileri her açıdan konuşuyoruz. Şimdi komisyonun adına bakmak için izninizle bir kez daha Kırsalda notlarıma bakayım. kalın diyebilirsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan kırsal alanda kadının güçlendirilmesi ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi alt komisyonu başkanı olarak Sayın Gözgeç pazartesi günü alt komisyonu Bursa'da topluyor. Evet. Üye milletvekillerimizle beraber adeta Bursa'da kırsalda kadını masaya yatıracağız Yani diyebilirim. kırsalda kadın çıkarması gibi bir şey Evet, olacak bu. kırsaldaki kadını konuşacağız. Bizim yaptığımız saha çalışmalarında genelde sabah şöyle yapıyoruz. O ildeki Tarım İl Müdürlüğü, Gümrük Ticaret, Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, STK, TKDK, BEPKA Kalkınma Ajansı hem bu kurumların kırsalda kadınla ilgili yaptığı çalışmalar ayrıca bu kurumların desteklerinden yararlanan kadınları da toplantımıza çağırıyoruz. Nasıl bu destekten haberleri oldu, neler yaşadılar, hangi zorlukları yaşadılar, sürdürülebilirliği ne, bu süreçte devam eden konular ne? Yani kırsaldaki kadını tüm detaylarıyla ve kentin tüm dinamikleriyle konuşmuş olacağız. Öğleden sonra da bir saha ziyareti yapacağız. Yani o kadınlarımızı bulundukları yerlerde, işletmelerini kurdukları yerlerde, derneklerini, kooperatiflerini kurdukları yerlerde onlara misafir olacağız. Onlarla beraber bizzat çalışmalarını gözlemlemiş olacağız. Böyle bir çalışmamız olacak. Saha çalışmalarımız da olayı daha yerinde görmek açısından çok verimli oluyor. Ben kırsalla ilgili bir konuyu az önce aklımdaydı, onu söylemek istiyorum. Bu çok güzel bir veri. Tarım Bakanlığımızın genç çiftçi projelerinin desteklenmesi konusunda 2016 yılında hibe almaya hak kazanan 14.978 çiftçinin %75'i kadın 2016'da. Türkiye genelinde. Türkiye genelinde. 2017'de de %61,3'ü kadın. Oo. Yani genç çiftçi projesinden faydalanan, yani hibe almaya hak Yüksek bir kazanan oran. oran %75 olması çok güzel bir şey. Ben bizim meclisteki bu alt komisyonumuzun dahi tek başına bir farkındalık yarattığına inanıyorum. Kırsalda kadına Yani dair. kırsalda kadın hakimiyeti ele geçiriyor diyebilir miyiz bunu? Kırsaldaki kadın eğer desteklenirse gücünü ortaya çıkartıyor Yani diyebiliriz. çiftçilik kadına kalıyor. Bu sadece çiftçilik olarak da düşünmeyelim. Çünkü Kırsal kalkınma olarak. ekoturizm de var, kırsal turizm de var, farklı alanlar da var. Benim burada bir konuyu da söylemek istiyorum. Kadına dair sivil toplum kuruluşlarının, özellikle kentteki kadın kuruluşlarının kırsaldaki kadınlara daha duyarlı olması, onlara adeta bir rehberlik, bir mentörlük çalışması içerisinde bulunması gerektiğine inanıyorum. Yani kadını bütünüyle düşünüp kentte olmanın avantajlarını kırsaldaki kadının adeta ayağına götürmeleri noktasında bir sorumlulukları olduğu inancındayım. Sivil toplum kuruluşlarından da böyle bir beklenti içerisindeyim. Kadın kuruluşlarında
özellikle. Bu önemli bir veriydi. Evet. Şimdi az önce siz programın ilk bölümünde insan haklarını konuşurken 28 Şubat'ın da izlerinden evet. söz ettiniz. Onun bir de kadın yansıması var. Evet. Şimdi 28 Şubat ve kadın insan hakları açısından nasıl gözüküyor? Evet. Gerçekten çok önemli. 28 Şubat bize göre darbe bir insanlık suçu. 28 Şubat'ta postmodern bir darbe, 1000 yıl süreceği iddia edilen bir darbe ve insanların inançlarına, değerlerine, kutsal değerlerimize karşı yapılmış bir darbe. Ama aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisine karşı da yapılmış bir darbe. Çünkü 28 Şubat sonrası hortumlanan bankalar ve 2001 ekonomik krizi, yani tüm boyutuyla ülkenin tüm değerlerine karşı yapılmış bir darbe. Kadın olarak da en somut örneği biliyorsunuz insanların başörtülü açık diye ayrılması, işte Fadime Şahin olayları, bir takım korkular yaratılarak, olmayan bir irtica tehlikesi kavramı yaratılarak insanların adeta travma yaşatılması, mesleklerinden olması, üniversite, başörtülü üniversite öğrencilerine ikna odaları kurulması, başörtülere adeta bir hayat hakkı tanınmaması, Merve Kavakçı'nın seçilmiş bir milletvekilinin, ki bugün İnsan Hakları Başkanımız Ravza Kavakçı Kan, onun ablasının, kardeşi. Merve Kavakçı Kan'ın seçilmiş bir milletvekilinin meclise girdiğinde burası devlete meydan okunacak yer değildir, bu kadına haddini bildirin, dışarı denmesi sürecinden sonra yaşananlar. Ama bunun zafer bölümünde siz de varsınız. Ama yani bu kolay bir şey olmadı. Ben o zaman daha Fazilet Partisi'nde ilk kadın kolları başkanıydım Bursa'da. Merve Kavakçı hanımefendi adaydı, aday olacaktı. Bana soruyorlardı girebilir mi meclise? Ben diyorum ki bundan doğal bir şey olamaz. Seçilmiş biri, milletin karşısına başörtüsüyle çıkmış, ben böyle milletvekili olacağım demiş. Oyunu alacak ve meclise giremeyecek. Böyle bir şey mümkün değil demiştik. Ama maalesef böyle bir şeyi yaşadık. Karşılıklı bir güç denemesi oldu sanki o 28 Şubat'ta. Onu meclise sokmama olayı bir güç denemesine dönüştü. Bence orada bir güç denemesi yoktu. Burada çok doğal seçilme hakkının mecliste yansımasıydı. Bir kanun mu değiştirdik biz bugün meclise girerken? Bir değişiklik mi yaptık? Ben o açıdan söylemedim. Yani engellemek isteyenler açısından söyledim. Engellemek isteyenler halka karşı bir güç denemesi. Kendi millete karşı bir güç denemesi ve Türkiye'ye karşı bir güç denemesi. Eğer yapmışlarsa... Ki yaptılar ama güç denemesini de Türkiye'nin değerlerine karşı, Türkiye'nin büyümesine karşı. Biz her darbede 10 yıl geriye gittik. 28 Şubat darbesiyle de 10 yıl, 15 yıl geriye gittik. O günleri yaşayanların travması hala devam ediyor. Meslek okullarının önleri kapatıldı. 8 yıl kesintisiz eğitim dendi. Meslek okulları gitti. İnsanlar okuyamadı. Eğitim hakkı ellerinden alındı. O gün bir takım kadınlar şeriata karşı yürüyoruz diye yürüdüler. Ama kadınların eğitim hakları ellerinden alındı. Hiç seslerini çıkarmadılar. Çifte yüzlülük, iki yüzlülük. Ben bazen şey diyorum, başörtüsü turnusol kağıdı gibi bir şey. İnsanların gerçek yüzlerini ortaya çıkardı. Şimdi aşıldı ama o sorunlar. Çok şükür aşıldı. Bunun da nimetini, değerini bilmek lazım. Ben şunu diyorum, bize evet seçme ve seçilme hakkı her ne kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1935'te verilmişse de başörtülü açık ayrımı yapılmaksızın tüm ayrımcılığın ortadan kaldırılarak tüm kadınlara seçilme hakkı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti ile kazanıldı çok şükür. Biz de bu görevlerin hakkını vermeliyiz. Tabii ki ben evet milletvekili başörtülü olalım, milletvekili öğretmen olalım, başörtülü öğretmen olalım, her yerde olalım. Ama biz de bu nimetin, bu görevin, bu sorumluluğun hakkını vermekle yükümlüyüz. Yani kadınların siyasetteki yolculuğunun güçlenmesi noktasında ben sizin sözlerinizden alarak üstüne sormak istiyorum. Dediniz ki ben Fazilet Partisi'nde kadın kolu başkanıydım. Evet. Bu meclisteki 28 Şubat sonrası türban sorunu yaşandığında, türbanlı milletvekili sorunu yaşandığında. Sizin geçmişte Fazilet Partisi'nde kadın kolu başkanlığınız var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ilk kadın kolları başkanlığınız var. Ve kadın kolları başkanlığından milletvekilliğine geldiniz. Evet. Şimdi de milletvekili olarak kadın kolları kongrelerine katılıyorsunuz. O ortamları yaşıyorsunuz. Bursa'da da çok güçlü bir kongre yapıldı Sayın evet. Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla. Kadın kolları kongrelerinin zaman içerisindeki evrimini nasıl görüyorsunuz? Şimdi ben şunu söylüyorum. Kadın kollarımız bizim her zaman çok disiplinli bir teşkilat yapılanmamız olmuştur.
Yani benim yaptığım dönemlerde de ondan öncesinde de ben daha önce AK Parti il yönetiminde de görev almıştım. Sonra da kadın kolu başkanlığı oldu. Kadın kolları bizim adeta bir siyaset okulu vazifesi görmüştük. Yani düşünün 4 milyonu aşan Türkiye çapında 4 milyonu aşan üyesi var. Her mahallede bir kadın başkanımız var. Her sandıkta 3 kadın görevlimiz var. 30 kişiden oluşan ilçe kadın yöneticilerimiz var. 50 kişiden oluşan il kadın kollarımız var. Ve bunların her biri fiilen çalışıyor, görevlerini yapıyor. Bu açıdan tabii kadın kolları kongremize Cumhurbaşkanımızın katılması da gerçekten çok onur verici oldu. Aslında şu mesajı verdi. Türkiye'de ilk oldu. Türkiye'de ilk oldu ve şu mesajı verdi. Kadınlara olan verdiği değerin, verdiği önemin, kadınların siyasette var olmasındaki önemini gösterdi ki Cumhurbaşkanımızın AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana ki daha öncesinde belediye başkanlığı dönemlerinde de aslında kadınları aktif siyasete sokan da Sayın Eve, Recep Tayyip evlere, Erdoğan evlere olmuştur. sokan, Yani kadınlarla evlere o giren daha doğrusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışmalarıyla başlayan ve daha öncesinde de var olan ama AK Parti ile de daha kurumsallaşan ve kuralları belli ve gittikçe de büyüyen bir hareket. Dolayısıyla biz öncelikle Cumhurbaşkanımızın bize açtığı yol çok önemli. Bunu ana kademelerde kadın sayısının artırılması yönünde teşkilatlara verdiği öneriler, aynı zamanda kadın meclis üyeleri belirlenmesi noktasında yerel yönetimlerde 3 kişiden birinin mutlaka bir kadın meclis üyesi olması, kadın belediye başkanlarımızın olması yönünde. Ben siyaset okulu vazifesi gören kadın kollarımızın içerisinden kadın meclis üyelerimizin, kadın milletvekillerimizin, kadın belediye başkanlarımızın artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bu konuda bizim Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuzun İsveç Kalkınma Ajansı ile yürüttüğü Türkiye'de siyasi liderlikte karar alma mekanizmalarında kadının artırılması projesi var. Biz görevlere gelmiş kadınların, yani bir meclis üyesi kadının, milletvekili kadının, belediye başkanı kadının diğer kadınlara da rehberlik etmesi, onlara destek olması ve onların yolunu açması gerektiğine inanıyoruz. Ve ben bu sayının bu şekilde o birliktelikle daha fazla da artacağına inanıyorum. Bursa'da da neredeyse bir gelenek haline geldi. Kadın kolları başkanlarının mecliste yer alıyor olması Sizden bizim önce için de güzel. Canan Candemir Canan Çelik Hanım Hanım şu an vardı. Gaziantep Tülin milletvekilimiz. Kara Hanım, Erkal Hanımefendi vardı. Evet. Siz üçüncü kadın kolu başkanlığından Evet. milletvekiline geldiniz. Dediğiniz doğru, hakikaten İnşallah, sanki gelenek gibi oldu. inşallah ben istiyorum ki kadın sayımız artsın. Şu an 2 tane kadın milletvekiliyiz, ben Nur Hanım ve ben. İnşallah 3 olur, 4 olur, başka kadın arkadaşlarımız gelir. Ama kadın kolları bu açıdan siyasetçi yetiştiren bir merkez ve aynı zamanda girilmedeki ev, sıkılmadaki el bırakmayan ve çeşitli konularda da projeler üreten bir sivil toplum kuruluşu. Bu açıdan da ülkemize çok önemli katkıları olan bir kuruluş diye düşünüyorum. Şimdi erkekler genellikle kahvede siyaset yapıyorlar. Tüm kahveye bir kere de konuşma şansı var. Ama kadın Biz siyasetçi kahveye de için giriyoruz. kadın siyasetçi için daha zor, tek tek evlere giriyorsunuz. İlmek ilmek örmek ve Evet. ikna edip çıkmak daha farklı bir sorumluluk gerektiriyor. Yani bizim aslında gerçekten burada geçmişten gelen bir teşkilat bilincimiz, refleksimiz de var. Yani biz evlere giriyoruz, kadınlarla bir araya geliyoruz, sohbette ve bunu sadece seçim zamanında yapmıyoruz. Her zaman sahada ben şimdi de yapıyorum. Evlere gidiyoruz, kadınlarla bir araya geliyoruz. Çünkü üstenci bir yaklaşımımız yok. Yani tepeden bakan, size bir şey anlatmaya geldik gibi bir yaklaşım içerisinde değiliz. Biz halkımızla bir araya gelmekten, onlara dokunmaktan, hasbihal etmekten, istişare etmekten mutluluk duyuyoruz. Hatta onların yanında olduğumuz zaman çalışma şevki ve gücünü onlardan alıyoruz. Dolayısıyla bu bizim siyaset yapma biçimimiz, tüm kadınlarımızın da siyaset yapma biçimi. Efendim çok teşekkür ediyorum. Birçok konuda, özellikle çok ilginç bir alan, kırsaldaki kadın girişimciler Evet. konusu başlı başına bir program konusu belki de, ama izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle öyle. Ben şunu düşünüyorum. Şimdi biz evet bir rapor yazacağız, bir sonuca ulaşacağız kırsalda kadınla ilgili ama bu bir süreç. Bu devam eden bir süreç olacaktır. Devam eden çalışmalar yapılacaktır. Belki kadınlar da kurumları dönem dönem bir araya getirmek gerekecek. Başarılı örneklerle diğer örnekleri karşılaştırmak gerekecek. Yani bu devam eden bir süreç olacak ve beni de gerçekten çok
heyecanlandıran, milletvekili olarak faydalı bir iş yapıyor duygusunu uyandıran bir alan. Gerçekten kadınlarımızın ben bu alanda da çok başarılı olacağına inanıyorum. Size kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Sayın Emine Yavuz Gözgeç bu akşam konuğumuzdu. Yönetmenimiz Erdoğan Alkış, önümüzdeki hafta yeniden birlikte olunca dek iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.